Murat Kerkitlioğlu, Aydın Doğan CHP'ye muhbir soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben yazdığı mektupta milliyetçi olduğunu, hükümetlerle, siyasetle uzaktan yakından ilgisi olmadığını, herkese eşit mesafede olduğunu iddia eden Aydın Doğan ve kalemşorlarının ipliği bir bir pazara çıkıyor. Doğan öyle bir mektup yazdı ki bu üst perdeden seslenişiyle geçmişte olduğu gibi muhataplarının geri adım atacağı hayaline kapıldı. Ancak durum hiç de onun düşündüğü gibi değil. Aydın Doğan Tek desteği her konuda olduğu gibi Erdoğan düşmanlığı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan aldı. Kılıçdaroğlu Doğan'ın mektubunu çok önemli buluyorum dedi. Şimdi sıkı durun. Kılıçdaroğlu'nun Aydın Doğan sevgisinin perde arkasında yatan nedenleri şimdi tek tek sıralayacağım. CHP'nin üst düzey bir isminin anlattıkları karşısında hayrete düşeceksiniz. Ve bir medya grubunun bir siyasi partiyi nasıl dizayn ettiğini göreceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın genel başkanı olduğu AK Parti 2002 seçimlerinde %33 ile birinci parti olarak çıktı. Erdoğan yasaklı olduğu için başbakan olamadı. O dönem CHP'nin genel başkanı Deniz Baykal, MYK'yı toplayarak demokrasi adına ben çok rahatsızım seçimde birinci olan partinin başındaki isim yasaklı olamaz, Recep Tayyip Erdoğan'ın yasağının kalkması gerekiyor dedi. MYK'da olan kişilerin büyük çoğunluğu buna destek verdi. Sonuç olarak Siirt seçimi iptal oldu ve Erdoğan da Deniz Baykal'ın desteğiyle başbakan oldu. MYK sonrası Zülfü Livaneli, Bülent Tan'la Eşref Erdem'in de aralarında olduğu isimler Mehmet Sevgen'in evinde toplandı. Aydın Doğan'ın sahibi olduğu gazeteler bu toplantıyı terlik zirvesi başlıklarıyla vererek saldırıya geçti. Amaçları Erdoğan'ın başbakan olmasına engellemekti. Kemal Kılıçdaroğlu projeydi. Onu parlatmak için partiye gelen dosyalar Kılıçdaroğlu'na veriliyordu. O da bu dosyaları Doğan grubu gazetelerinde haberleştirirdi. Kılıçdaroğlu haberlerinden sonra CHP'nin oylarında büyük patlama olacağı yönünde haberler yapıldı. Doğan'ın muhbiri Erol Çevikçe. Aydın Doğan gazeteleri MYK toplantılarına muhbir sokuyordu. Bu muhbir Erol Çevikçe idi. Bazı MYK toplantılarında konuşulan konular sanki karar alınmış gibi Doğan gazetelerine uçuruluyordu. Bu dedikodular Doğan gazetelerinde manşetlere taşınıyordu. Örneğin Baykal istifa etti haberleri çıktı. Ancak Baykal o haberlerin yapıldığı tarihten 6 ay sonra istifa etti. Önder Sav'ı Deniz Baykal'la karşı karşıya getirdiler. Sav bu gazla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında saf tuttu. Daha sonra Doğan grubu gazeteleri Sav'ı da harcayarak Kılıçdaroğlu'nu tek adam yaptı. Aydın Doğan her seçim döneminde kendine yakın isimleri CHP'de listelere sokturuyordu. Oktay Ekşi, Erdoğan Toprak, Aydın Ayaydın, Enis Berberoğlu, Doğan'ın kontenjanıyla milletvekili oldular. Aydın Doğan bu isimler sayesinde partide gücü olduğunu etrafa yaydı. Bu yazdıklarım daha başlangıç. Yarında Aydın Doğan ve adamlarının ne tür skandallara imza attıklarını sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. İnanın okudukça Aydın Doğan'ın o mektubu yazdığına ne kadar pişman olduğunu anlayacaksınız. Murat Kelkitlioğlu, Akşam